Evet. Hocam selamun aleyküm, hoş geldiniz demiş kardeşimiz. Liseyi bitirmiş bir kız çocuğu, ailesi günümüz üniversitesine göndermek istemiyor. Yani bu ortamda olmaz diyor. Anne babanın olmaz demesine rağmen evladı gitmek istiyor. Bu anne baba ne yapması lazım? Efendim bakın, keşke biz isteriz ki bir kız çocuğu da aynı şekilde okusun, üniversiteler okusun, birkaç fakülte bitirsin, bir şeyler yapsın isteriz ama İslamiyet'e uymayan şeyler yapıldığı için sıkıntı oluyor. Delikanlılar bile okula gitmesi bazı yönlerden sakıncalıdır. Ama ne yapalım, mecbur gönderiyorsun. Niye? Niye sakıncalıdır? Benim en son bir çocuğum var küçük, o okula giderken 7. sınıfa filan gidiyordu. O zaman daha şeydi, 8 sene eğitim vardı. 7. sınıfa gidiyor. O anlatıyordu. Benim çocuk biraz zayıfça, küçük, böyle şey değildi yani, gelişmiş değildi. Orada kızın bir tanesi, delikanlı diyor ki arkadaşı, sınıfta arkadaşlar. Ya sen öpeceğim diyor kıza. Git lan diyor, ne öpmesin ya. Öğretmene söylerim, filanı öpüştü derim diyor. Tamam diyor, hadi o zaman öp abi. Bu kız, gelinlik kızı olmuş. Değil mi? Gelinlik kızı olmuş. Öbürü de delikanlı. O da ev damat olacak, yaşa gelmiş artık yani. Gelişmiş, buraya ermişler. Hadi bakalım. Bu kızı o delikanlı öpüyor şimdi. Ne yapalım buna? Ya ateşle barut bir arada durmaz arkadaş. Şimdi sen ortaokul, bu benim dediğim 7. sınıf ortaokul. Ortaokulda böyle olursa lisede ne olur? Üniversitede ne olur? He? Kızlar üniversitede şimdi öyle bir şey ki eskiden dizine kadar açıyorlardı, dizden yukarıya çıkmıyordu. Şimdi dizden bir karış yukarı çıktı, o da yetmedi. Eğer namusluysa bir karış yukarıdadır. Namuslu da değilse pilotları görünüyor. O duruma geldi. Hiç utanma sıkılma yok. Ya ben şalvarın şeyi biraz şöyle bir karış kısa olsa şöyle paçası, ben onunla gezemem bu sokakta. O şalvarla gezemem ben. Bu kız dizinden bir karış değil, daha fazla yukarıda böyle ete böyle geziyor. Hiç utanmıyor ya. Kadınların gözünden haya kalktı mı kıyamet yakın. Kıyamet zaten yakındı ama iyice yaklaştı. Onun için daha dikkatli olmalı. Kızını üniversiteye gönderen, bir şey daha söyleyeyim. E canım ben hanımı götürüyorum diyor doktora. Erkek doktora götürüyorum. Kadın doktor olsa da yetişse de diyor, kadın doktora götürsen iyi olmaz mı? Kadın senin hanımın. Kaç kere hasta olacak? Hayatı boyu 100 kere hasta olacak. 100 gün erken götürüyorsun, değil mi? Kızını okula verdin. Kızın ne kadar gidecek okula? Doktor olabilmesi için belki 10 sene gidecek o erkeklerin yanına. Kızın namusun değil misin? Hanım namusundu. Erkeklere teslim etmek istemiyordu. Kızın namusun değil mi? Neden erkeklere bu kadar teslim etti? O kızını yetiştirene kadar. Hanımın hastaydı, mecbur gönderdi. Kızın hasta da değildi, mecbur da değildi. Onu doktor yetiştireyim derken
yaptığımız işleri iyi anlayalım. Biz okumaya karşı değiliz. Ben eğer genç olsam, böyle şey yeni, tekrar yeni yetişiyor bir çocuk, delikanlı olsam, bir tane fakülte yetmez bana. Birkaç fakülte bitiririm. Daha fazla okurdum ben. Birkaç lisan öğrenirdim. Anladın mı? Yani böyle okumaya karşı değiliz. Okuma gereklidir. Ama her türlü ilmi öğren. Ama namuslu dairesinde. Namusundan vazgeçerek değil. Onun için kızları okutma, üniversiteye gönderme nasıldır, nasıl değildir siz biliyorsunuz. Ona göre dikkat edin. Evet.